Sevgili dostlar, evet, işçiler için kıdem tazminatı ödeniyor. Memurlar için de ikramiye. Aslında hesaplama tarzı aynı. Son brüt ücret çarpı çalışma yılı. Fakat işçilere 7 halde ödenen kıdem tazminatı memurlara 2 halde ödeniyor. Birincisi emeklilik halinde. Emekli olduğumuz ancak bu ikramiyeyi alabiliriz. İkincisi en az 15 tam yıl devlet memurluğu yapmış. Sonra istifa edip ayrılmışsak. Sonrasında ister SSK'dan, ister Bağkur'dan, ister banka ve borsaların özel sandıklarından emekli olduğumuzda, emekli sandığı eski adıyla, yeni adıyla Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurduğumuzda bize emekli olduğumuz tarihteki memur maaş katsayısına göre 15 yıldan çok olan hizmetimizin karşılığı olan ikramiye ödenir. Bir de son gelişme oldu. 2017 Ocak ayında çıkarılan yasa ile 30 yıldan çok çalışan devlet memurlarına ödenmeyen ikramiyeleri artık ödeniyor. Yani geçmiş yıllarda da emekli olmuş olsanız, 30 yıldan çok devlet memuriyetiniz varsa size 30 yıl kadarını ödediler, 30 yılın üstünü ödemediler. Şimdi Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurmanız halinde 30 yıldan çok olan kısımda ikramiyesini ödeyecekler. Onu da şöyle yaptılar. Sanırım devletin kasasında fazla para yok. Hak ettiğiniz paranın önce 7500 TL'sini ödeyecekler. Geri kalanı da 2018 yılında taksitler halinde ödeyecekler. Bu sebeple 30 yıldan çok hizmetiniz varsa bu ikramiyeyi almak adına Sosyal Güvenlik Kurumu'na müracaat edebilirsiniz. Emekli olduğunuz yıl 2017'ye ne kadar yakınsa o kadar fazla para alacaksınız. Çünkü hangi yıl emekli olmuşsanız o yıla ait ikramiye tablosundan hesaplanacak. Örnek vermek gerekirse bugün düz bir memur emekli olduğunda her yıl için yaklaşık 2400 TL ikramiye alırken 1999 yılında emekli olmuşsanız her yıl için 100 lira gibi para alacaksınız. 2001'de emekli olmuşsanız her yıl için 300 lira gibi para alacaksınız. Buna göre hareket etmenizi tavsiye ederim.